Daha dün tapeleri düştü, görüntüleri, sesleri düştü e, internete. Fas'tan Türkiye'deki bir televizyon kanalına müdahale ediyor. Fas'tan ba bak diyor. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Devlet Bahçeli konuşma yapmış grupta. E, televizyonlarda bazı önemli cümleleri geçiyorlar. Şunu söyledi diye. Fas'tan müdahale ediyor. Niye o cümleyi koyuyorsunuz oraya diyor. Kime? Gazetenin, televizyonun yönetmenine telefon ediyor. Allah aşkına çağdaş bir demokraside bunu yapan bir başbakan bir saat koltuğunda oturamaz ya. Bir saat oturamaz ya. Sen nasıl haberlere müdahale edersin? Nasıl gazetelere müdahale edersin? Ben bir ara demiştim ki Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en büyük gazete patronudur. Herkes tabii biraz böyle müstehsi içinde herhalde benim espri yaptığımı sandı. Hayır efendim. Türkiye'nin en büyük gazete patronu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün gazetelere istediği sansürü uyguluyor. Gazete patronları gidip diyorlar. Efendim beğenmediğiniz yazar var mı? İşini at, işinden edecekler. Arzu ettiğiniz yazar var mı? Gazeteye alalım. Böyle bir düzen olabilir mi? Bu düzenin adı demokrasi mi olur? Bakın bir şey daha söyleyeyim. Siyasetin en çok ihtiyaç duyduğu şey eleştiridir. Siyasetçi pohpohlanırsa Türkiye için tehlike oluşturur. Siyasetçi eleştirir. Eleştirinin en sağlıklı mekanizması da medyadır bütün dünyada. Neden? Çünkü medya halk adına sorar. Siz bana kendi keyfiniz için soruları sormuyorsunuz. Herhalde bizi izleyen yurttaşın ya genel başkana şu soruyu sorması gerekir diye düşündüğü soruyu bana soruyorsunuz. Ben de sizi bireysel olarak bana yönelttiğiniz bir soru değil. Kamu adına, halk adına bana bir soru soruyorsunuz ve ben de onu cevaplandırıyorum. Müslümanlığın temel özü şudur. Güzel ahlak. Siyaset ahlak üzerine inşa edilmelidir. Güzel ahlak üzerine inşa edilmelidir. Siyaseti ahlaktan uzaklaştırırsanız zararı vatandaş görür. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Bütün vatandaşlarım, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum. Siz bu hükümet yolsuzluklarla mücadele etsin diye oy verdiniz. Biz de saygı duyduk. Evet. Yoksullukla mücadele etsin diye oy verdiniz. Biz de saygı duyduk. Yasaklarla mücadele edecekti. Biz de saygı duyduk. E bugün geldiği noktaya bakın. Demokratik yollarla bu hükümetin gitmesi lazım. Evet. Bu hükümet olduğu sürece istikrar olmaz. Özellikle panik havasını yaratan Sayın Erdoğan bu yanlış. İş dünyasına hepimizin saygıyla yaklaşması gerekir ve çok dikkatli bir dil kullanması gerekir iş dünyası ile ilgili olarak. İş dünyasından her partiye oy veren vatandaşlarımız vardır. Ama o oy veren vatandaşların hepsi bu ülkenin kalkınmasına katkıda bulunuyorlar. Kimisi esnaf, kimisi çiftçi, kimisi bankacı, kimisi sanayici, kimisi ihracatçı, kimisi ithalatçı. Hepsine saygı duyacaksınız. Ve onların önündeki engelleri kaldıracaksınız. Dolayısıyla biz kalkıp da e, ekonomide panik havası yaratırsak, istikrarsızlık yaratırsak ve bunun faturasını da başka bir yere çıkarırsak. Faiz lobisi. Kimdi faiz lobisi? En son Merkez Bankası faizi artırdı. Demek ki faiz lobisi orasıydı. E kimin kontrolünde bu? Erdoğan'ın kontrolünde. Efendim işte Batılılar bizi istemiyor. İstemeyebilir. İstemeyebilir batılı. Yani illa herkes bizi savunacak diye bir kural yok. Ama ben kendi ülkemde inandığım şeyleri yaparım. Hiç kimseyle kavga etmeden, dövüşmeden. Bakın bu iktidar kendisini kendi coğrafyasına hapsetti. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Evet. Sonunda Rusya ile kötü olduk. Avrupa Birliği ile kötü olduk. Gitti efendim biz Şangay Beşlisi'ne bizi alın. Avrupa Birliği'ni reddediyoruz diye. Şangay Beşlisi kimdir bunlar? Ve biz 1071'den beri yüzümüzü batıya dönüş, dönmüşüz. Çağdaşlığa, uygarlığa, demokrasiye, özgürlüğe dönmüşüz. Vatandaşlarımız düşüncelerini özgürce açıklasın. Biz yönümüzü, yüzümüzü oraya dönmüşüz. Tam tersi bir istikamete Türkiye'yi götürüyorlar. Türkiye'yi bir Diktatör yönetiyor. Bunu herkes bilsin. Sizin cebinizde bir anket var mı? İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'deki son seçim tahminleriniz? Benim ederiz. cebimde bir anket yok. Samimi söylemek gerekirse. E çünkü anketleri, e, biz başka türlü anket yapıyoruz. E, kendi belediyelerimizin, diğer belediyelerinin performansını ölçerek, yani nüfusu 100 bini geçen yerlerdeki belediyelerin performansını ölçerek bir e, anket yaptık hangileri başarılı hangileri başarısız ona göre aday adaylarımızı e, saptadık e, önümüzdeki süreç içinde parti meclisi e, net kararını verecek 9'unda e, toplanacak 9 Şubat'ta kararını verecek Ankara'ya da İstanbul'a da İzmir'e de Adana'ya da Mersin'e de Hatay'a da çok ciddi şekilde Aydın'a da hazırlanıyoruz e, adaylar e, ortaya çıktı bunlar çalışıyorlar sonuçta tabii takdir vatandaşın takdiridir bütün bu karanlık tabloyu bütün vatandaşlarımın değerlendirmesi lazım. Bütün vatandaşlarımın.